Evet, biraz hazırlığım uzun sürecek. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi düşman postallarından, boyundurluğundan kurtararak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sadece siyasal bağımsızlığın direnişi olmayıp sosyal, ekonomik ve kültürel bağımsızlığın da direnişidir. Bu bağımsızlık sömürü odaklarının işine gelmediğinden Cumhuriyet tarihimiz boyunca Atatürk'ün kişiliği, devrimleri, kurduğu kurumların hedef alınmasına yol açmıştır. Özellikle kendi tabanlarını bir arada tutmak için Atatürk karşıtlığını kullananların aslında esas hedefinin ekonomik sömürü olduğunun örneklerini son 19 yılda daha sık görür olduk. Günümüzde ülkemiz postallarla olmasa da yabancı şirketlerle işgal altında. Arapça sözcüklerle, yabancı tabelalarla kuşatma altındayız. Atatürk'ün ülkesinin istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı ediller boyundurluğundan kurtarmalıdır anlayışıyla kurduğu Türk Dil Kurumu bizlere bir sözlük göndermiş, biz milletvekillerine. Hem de bir üst yazıyla. Bakın ne diyor üst yazıda? Türkçenin korunması için katkıda bulunan sizlere armağan etmekten mutluluk duyarız deniyor. Peki biz milletvekilleri, özellikle de AKP'li milletvekilleri öz Türkçe kullanıyorlar mı? Sık sık duyar olduk. Külliyeye indik çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle sözünü. Ben sayın milletvekillerine öneriyorum. Külliyenin özellikle anlamına baksınlar da bundan sonra yanlış kullanmaktan vazgeçsinler. Evet, şimdi Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu'na özellikle FETÖ bağlantılı kişilerin Atatürk'ün mirasından pay aldığını, maaş aldığını düşünmek ise içimizi iyice acıtmaktadır. Bakın 80 darbesiyle kurulan yüksek kurumla merkezi yönetime bağlanarak ilk darbeyi alan özerk kurumların bu dönemde Atatürk'ün vasiyetindeki İş Bankası sermaye hisselerinin kar payı gelirlerinin tek hazine hesabında aktarılması ise büyük sorundur. Bu el atmanın herhangi birimizin bankadaki mevduatına el atmadan hiçbir farkı yoktur sayın milletvekilleri. Tek hazine kurumlar hesabında Tarih Kurumu bilançosunda 1 milyar 663 milyon lira, Dil Kurumu mali tablolarında 1 milyar 965 milyon lira düşük faizle erimektedir. Sayın Bakan, 2020 Mart ayında bu uygulamanın haksız olduğunu söylemiştiniz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir düzenleme yapacağından söz etmiştiniz. Burada size sormak istiyorum, ne oldu bu düzenleme? Ayrıca BDDK kararı gereği İş Bankası Türk Dil ve Tarih Kurumu'na aktarmadığı Atatürk hisse payları gelirleri banka hesabında görünmesi gerekirken kurumun alacak hesabında tutulmaktadır. Bu da gelirde düşüşü yol açmaktadır. Sürekli el konulmaya çalışılan Atatürk'ün mirası bakın 75 bin metrekarelik bir yerleşke için harcanacak. Yerleşkenin resmi burada. Ve o öyle ki ilk ihalede sonuç alınamayıp inşaat tamamlanamayınca ikinci ihaleye çıkılmış ve ikinci ihale davet usulüyle 21B maddesine göre gerçekleştirilmiş. Sayın Bakan, nedir bu durumdaki aciliyet inşaatın tamamlanmasında da 21B maddesi uygulandı bu ihaleye davette? Bunu da özellikle öğrenmek istiyoruz. Sayın milletvekilleri, peki siz 1986 yılından beri verilen bu ödülü hatırlıyor musunuz? Hatırlayanınız var mı bu ödülü? Bu ödül Atatürk Uluslararası Barış Ödülü. En son 2000 yılında Rauf Denktaş'a verilmiş ve 2013 yılında kaldırılmış, yönetmelik değiştirilmiş. Daha sonra yeniden düzenlemeyle 5'li ve 10'lu yıllarda yeniden verileceği söylenmiş. 2015'te ödülden ses yok. 2020 yılında da faaliyet raporunda yer alıyor. 3 aday belirlenmiş ve her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın tensiplerine sunulmuş. Bari uygun bulunması yazılsaydı raporda. Şimdi her şey Cumhurbaşkanı'nın uygun bulmasına bağlı ya. Her şeye tek bir kişinin karar vermesindeki sonuç Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş kültürel yozlaşma ve sosyoekonomik çöküş. Aslında bunlar bize hiç de yabancı olmayan ve anlamamız için sadece Cumhuriyet öncesi tarihe bakmamızı gerektiren olaylar. Bakın Osmanlı maliyesini...
Buyurun. Bir dakika rica ediyorum. Osmanlı Maliyesi'nin dış borçlanmasıyla iflasa gidiş sonucu Düyun-u Umumiye ve rejiyle ülke hazinesi adeta alacaklı devletlere teslim edildi. Yöneticilerin lüks düşkünlüğü ve ithalat artarken ekonomide yabancılar ve yerli işbirlikçileri egemen oldular. Tebaaya düşen ise vergi ve savaşlarda can vermekti. Ne padişahlar ne hükümetler milletin derdini dinlemediler, derman aramadılar. Köylü içeride devlet, dışarıda yabancı sermaye gruplarınca sömürüldü. Arapça, Farsça egemenliği, hakkını arayan halk, ne kadar da tanıdık geliyor bunlar değil mi? Atatürk'ün tarihini bilmeyen uluslar yok olmaya mahkumdur vurgulaması bize yol göstermektedir. Dil ve tarih çalışmalarını yaşatmak için kurduğu derginin ismi de bu konuda bize önemli bir ipucu vermektedir. Belleten. Bu sözcüğün anlamı... Buyurun. Dil ve tarih çalışmalarını yaşatmak için kurduğu derginin ismi de bu konuda bize önemli bir ipucu vermektedir. Belleten. Evet, bu sözcük üzerinde herkesin uzun uzun düşünmesi gerekir. Genel Kurulu saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.